Hanımlar beyler, şu niye açılıyor sürekli ya? Neyse. Hanımlar beyler, yeni bir seriye, yeni bir Transport Favor 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu seriyi ben hemen bir açıklık getireyim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir map yok çünkü çok uzun bir sezon olmayacak. Uzun bir seri olmayacak. Muhtemelen 10 bölüm kadar bir şey düşünüyorum. Çünkü nasıl ilerleyeceğimizi de tam olarak bilmiyorum. Transport Favor karmaşık bir oyun. Bazı bölümleri uzun sürebilecek bir oyun çünkü oradan onu al, oraya götür, oradan onu yap, ondan şehre götür vesaire derken zaten zaman akıp gidecek bir oyun ve bu serinin ilk bölümü olacak arkadaşlar. Öncelikle yeniden hepinize hoş geldiniz diyorum ve abone olursanız, yorum atarsanız, beğenirseniz çok sevinirim diyorum. Aynı zamanda Twitch yayınlarını da takip edebilirsiniz. YouTube'dan ve özellikle Discord sayfasından video ve yayın duyuruları, aynı zamanda sohbet, muhabbet o şekilde gideceğiz. Şimdi bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi normalde ben bir Türkiye haritası yapacaktım ama Türkiye haritasında bir tane daha küçük bir harita var, bir tane de mega harita var. Mega harita FPS çok düşürüyor ve çok uzun bir sezon yapmayacağım için mega haritaya gerek duymadım. Küçük haritadaysa bir haritada kullanılan bir mod şu an Steam'de erişilemez olduğu için o modu oynayamıyorum. O haritayı oynayamıyorum. Aynı zamanda sizin isimlerinizi vermek istediğim için mesela Denver'a atıyorum Mehmet diyebiliriz. Sizin isimlerinizi de verebilmek için böyle bir 6 şehirlik bir harita kurdum. Yani 6 kişiye isim verebilirim. Bu isim vereceğim kişiler de tabii ki benim yakından takipçim sayılan kişiler olacak. Hem Twitch olsun hem YouTube olsun. Sürekli isimlerini gördüm, muhabbet ettim. Artık tanıdığım isimlerden seçmek istiyorum. Herkese çatıştır bir şeyler vermeyeceğim. Şimdi ilk başta başlayalım. Şöyle bir bakalım haritamıza neler var. Tuğla isteyen iki tane bölgemiz var burada. İki tane petrol isteyen bölgemiz var. Ekmeğimiz ve materyallerimiz var. Şimdi şöyle bir bakarsak kargo kısımlarına, bu tuğla istiyor, bu da tuğla istiyor. Tuğla ile ilgili burada yakın bir şey var mı? Burada tuğla çıkartabiliyorum aynı zamanda. Burada bir bunların adlarına da bakalım. Taş istiyormuş. Şurada taşım var. Şöyle yapabilirim şimdi. İlk önce yapacağım şey şu olabilir. Buradaki taşı alırım. Buradaki tuğla fabrikasına gönderirim. Tuğla fabrikasından da Fairfield amcamıza götürürüm ve buradaki level'ı arttırıp para kazanmaya devam edebilirim. Buradaki şehirleri büyütebilirim. Böyle bir şey olabilir. Kamera buradaydı eskiden. Biliyorsunuz ara sıra buraya bakabilirim konuşurken, kameranın yerine hala alışamadım. Evet, şimdi ilk olarak dediğimi yapacağım ve şuraya bir yol yapmakla başlayalım. Uzun süredir de oyunu oynamıyorum bu arada. O yüzden kafa karışıklığı olabilir. Muhtemelen bu yoldan, Small Country'den gidiyor bu. Bunu böyle bir dönemeçli olarak alıyorum. Böyle bir gelsin. Bakalım doğru mu yaptık? Country yol değil arkadaşlar. Moon Street miymiş bu? Neyse, biz Country'den gidelim. Fazla para harcamayacağız tabii ki. Country'den gidip yapmak istiyorum. Burada bir evimiz var. Bu evler, bu oyunda çok fazla landscaping olayı çok ekstrem olmadığı için bunlarla uğraşmak istemiyorum. Landscaping'i çok zor ve gerçekten ciddi oranda para isteyen bir şey landscaping. O yüzden şimdilik onu yapmayacağım. Buildings kısmına giriyorum. Burada modlardan aldığım loop stop tarzı şeyler de var. Şimdi ilk olarak buraya şunu alıyorum. Pardon. Pardon. Şunu alıyorum. Buildings kısmından bus istemiyorum. Truck station bu. Tamam, bu loop stop dediğimiz olay tamamen otobüs ve trenler içinmiş. Ben burada ilk olarak road depot kuracağım. Bu road depot bizim yollarımızda çıkan kamyonlar, tırlar, arabalar vesaire o tür şeyleri çıkartan depot kısmımız. Bu depotu nereye koyabiliriz biliyor musun? Aslında her yerle bağlantısı olan bir yere koyacağım bunu. Bunu şuraya koyabilirim. İkisinin orta kısmı. Bunu nasıl çeviriyorduk bu arada ya? Allah'a buldum ya. Tek attım yemin ediyorum var ya ben. Bunu bu arada videoyu da böyle X2 tarzı bir hızda izleyebilirsiniz. Veya 1.5'te izleyebilirsiniz. Ben bazen yavaş konuşabiliyorum. Bir şeyleri fazla düşünebiliyor olabiliyorum. Bunu daha hızlı bir şekilde gidermek için 1.5'te. Ben bile 1.5'te izliyorum arkadaşlar kendi videoları. Şimdi buraya bir tane road depot kurduk. Şimdi geldik taş ocağına. Taş ocağının, ya bu oyunun grafikleri çok güzel bu arada. Özellikle kanyon grafikleri, şurada kenarlardaki
Grafikler benim çok hoşuma gidiyor. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Aynı zamanda öğretici gibi de gitmeye çalışacağım ama çok da uğraşmayacağım. Burada bir truck station'ım var. Bu truck station koyduğunuz zaman böyle koyduğunuz yeri beyazla işaretlemesi gerekiyor oraya ulaşabilmesi için. Oyunla ilgili tek sevmediğim kısım. Bakın ben buraya bunu sıfır koyamıyorum. İllaki bir yamukluk oluyor görüyor musunuz? Böyle de daha fazla oluyor. Böyle daha fazla oluyor. O yüzden böyle bazen böyle biraz daha şey koyuyorum ki yamuk. Böyle mesela. Yolla birleşiyor mu? Birleşiyor. Böyle yamuk koyuyorum ki hiç değilse hani düzgün bir asimetrik olsun ve şuradaki eğimleri görüyorsunuz. Haritanın eğimleriyle uğraşamıyorum. Şimdi bir de bu tarafa çok konuştuk. Biraz devam edelim. Buraya da bir tane aynısından dipotumuzu yapacağız. Burası da olmuyor tam olarak. Yamuk bak. Görüyor musun? Yamuk. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben sinirleniyorum böyle olduğu zaman. Gerçekten sinirleniyorum. Allah. Buraya hem yaya hem de şey yolu da birleşmesi olsun. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi yeni bir line oluşturacağız. Bu line'ımız buradan buraya giden bir line olacak. Ve bunu diyorum ki bu line'ımızın adına taşı alıyorum. Tuğla kısmına götürüyorum tabii ki. Bunu da bir yapıyorum. Ki bizim ilk yaptığımız olay olduğunu anlayalım. Şimdi bu oyunu durduracağım. Şimdi para gitmeye başladı buradan. Bir gideri var tabii ki bunun. Taş tuğla yaptık. Şimdi Road Depot'uma giriyorum. Ve bir tane vehicle istiyorum. Bu arada çok eski dönemden başladığımız için 1850 yılındayız arkadaşlar. At arabalarıyla seyahat edebiliyoruz. Burada kargo kısmına girdiğim zaman American Horse varmış burada. Burada 18 kilometre hızda gidebiliyor. Bütün kargoları taşıyabiliyormuş. Ben buradan kaç tane alacağım biliyor musunuz? 3 tane alacağım. 71 bin dolara 3 tane aldım. Bunların hepsinde diyorum ki line'ı taş tuğla 1'e atadım bunları arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar çıkacak. Buradaki taşları alıp buradaki tuğlaya yerleştirecekler. Size burada para kazanma yöntemini de göstereceğim. Para nasıl daha hızlı kasılır onu göstereceğim. Burada parayı size kazandıran asıl şey aslında bence herkesin yanlış bildiği malı şehre götürdüğünüz zaman parayı çok fazla kazanamıyorsunuz. Ama para getiren materyalleri kısa mesafede sürekli patır kütür getirebilirseniz inanılmaz para kazanırsınız. Bunlardan birini biliyor musunuz? Bunlardan biri de petrol. Ben şimdi buradaki petrolü alıp buraya götüreceğim. Buradaki varili alıp buraya götüreceğim. Buradaki yağı alıp da o yılı ya petrol alıp da bir benzin elde edeceğim. Burada nasıl deli gibi para kazanacağımız bölge bu olacak. Şimdi bunu da göstereceğim hepinize. İlk önce yapacağımı yapıp ondan sonra oyunu başlatacağım arkadaşlar. Street'e geliyorum. Bunu şuradan okeyleyelim. Düz bir şekilde bunu buraya bağlayalım. Bu bir. Bu nasıl bir eğim böyle? Garip garip eğimler oluşturuyor. Dur tamam. Dedik ki simetriye dalmayacağım. Simetriye kafa yemeyeceğim simetriye arkadaşlar. Bunu da buraya kurduk. Şimdi yapacağımız şey tabii ki buildings'ten truck stopları kurmak. Bunlar direkt böyle girsinler. Çok fazla trafiğe odaklanmıyormuş gibi. Bir tane buraya koyacağım. Bunu da burada bir yere koymak istiyorum. Tamam, bak bu düz mesela şu an. Buradan da bir erişim var. Bir de buraya koyacağım. Böyle şu yolun bitimine koysak nasıl olur? Bence nice olur. Bitimine. Şurayla bağlantısı olsun istiyorum. Tamam, şöyle bir bağlantısı var. Tamam. Buradan direkt yolun bitiminden buraya girebilirler. Şimdi yeni bir line oluşturacağız. New line diyorum. Buradan alıyor. Buraya götürüyor. Bu birinci line'ımız. Yeni bir line oluşturuyorum. Buradan alıyor. Buraya götürüyor. İki tane ekstra line'ım var. Bunun adını değiştiriyorum. Diyorum ki varil petrol 1. Bunu da alıyorum. Petrol, benzin 1. Bunları neden 1 yapıyorum? Çünkü birinci daha fazla petrol, benzin ticareti daha fazla olacağı için onları da 2-3 diye işaretleyeceğim. Şimdi geliyorum. Fairfield Road Depot'umuza geliyorum.
Bay Vihay Kız diyorum. Bundan da 6 tane alıyorum. Bunun 3 tanesini petrol benzine, 3 tanesini de varil petrole sağlıyorum. Ama bunların bu ipot buradan çıksa ve buradan dolandıracak. Ben o zaman buraya yeni bir yol yapmam lazım. Çünkü buradan çıksın direkt buraya gitsin. Çünkü buradan çıktığı zaman araç buradan dönecek, dolanacak vesaire derken buraya ulaşması çok uzun zaman alacak. Ben o yüzden buraya ekstra bir yol daha yapacağım. O yolda şuradan buraya getireceğim. Böyle bir alan içeri. Buradan alalım. Şöyle. Buradan şöyle gitsin. Buraya gelsin. Direkt şu kısma bağlayacağım. Tamam. Burada yine bir garip bir yükseltimiz var arkadaşlar. Şimdi. Ben neye bastım da açıldı ya bu? Evet, tamam. Deniz yok haritamızda. Şimdi 3 hızı aldım bunu. Tabii ki bir giderimiz olacak. Giderimiz var. Burada araçlar uçuyor gördüğünüz gibi. Bunları da izleyebiliyorduk bu arada. Vardı ya. Gördüğünüz gibi bir abimiz var burada. Bunu sürüyor. Atlarımız da tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Bunların FPS görüşüsü vardı ya. FPS görebiliyorduk bunları. Şu. Tamam. Selamun aleyküm. At abimiz de güzel gidiyor. Burada grafikleri gerçekten oyunun çok hoş. Abime bak be. Şapkaya bak. Tam bir 1850 arkadaşlar. Yani bu western filmler vardır ya böyle kovboylu movboylu tam o yani. Kornası bu korna bak bu korna. Adamın inanılmaz kornası var. Bunlar tabii ki uzun yola gidiyorlar. Bu araçların 3-6 aracın tamamı buradaki benzin bölgesine gidiyor. Burada gördüğünüz gibi variller de oluşturulmaya başlandı. Hızlı bir şekilde. 406, 411 tane varilim var arkadaşlar. Buradan var ya bir para kazanacağız inanamayacaksınız. Buradaki stonuma bakıyorum. Taşımda da bayağı bir var. Taşım için gidenler burada gitmeye devam ediyorlar. Bunlar da taş için gidiyorlar. Şimdi başlangıçta tabii ki bunlar gidene kadar belli bir oranda kayıp yaşayacağız. Şu an eksi 2 kazancımız. Herhangi bir kazancımız yok. Şimdi gelelim yeni yeni şeylere. Şimdi, bu ekmek istiyor. Bakın şimdi. Burada bir buğday kısmım var. Bu buğdayı alıp burada ekmek yapıp buradan Miramar kısmına gönderebilirim. Aynı zamanda çok güzel bir bölge bu arada. Bakın. Burada steel üretebiliyoruz. Demir. Ve bu ikisini istiyor. Bu ikisini çok hızlı bir şekilde buraya getirip para kasabiliriz. Ya bu para işleri gerçekten bu oyunda özellikle çok önem arz ediyor arkadaşlar. Buradaki ilk amacınız para kazanmak olacak bu oyunda. Duyucunu varmış. Yaklaştı. Buraları keşke böyle olmasaydı ama olsun. Şimdi yeni bir truck station kuracağız. Bu truck station'ım çalışıyorlar. Truck station'ın biri burada olacak. Pardon. Biri burada olacak. Lan mouse nereye gidiyor? Son olarak da bağlantı kurmuyor musun? Öyle olsun. Burada olacak. Şimdi bir line işaretleyelim. İlk line'ım bunu alıp buraya götürecek. İkinci line'ım bunu alıp buraya götürecek. Bu da bize bir demir üretecek. Bu neymiş?
Kömür. Bak araçlar gidiyor sol altta gördüğünüz gibi. Hala devam ediyorlar gitme. Ama uzaktan gidiyor bu salaklar. Lan buradan direkt gitseydiniz ya aptallar. Bak ilk dediğim rotayı kullanıyorlar. Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya. Bu var ya bu. Ya daha fazla maaş almak için yapıyorlar biliyor musunuz bunu? Şimdi. Bu. Bu kömürdü. Kömür. Demir. Bir yapıyorum. Bu line 2 de. Aa bir dakika. Çelik çelik. Çelik değil mi ya? Çelik. Oradan biri çelik dedi çelik. Arkadaşlar götünüzden hemen uydurmayın. Bu da demir çelik bir olacak. Bu ya Rabbim? Klavye kullanmayı unuttum. Şimdi ben road depot'uma giriyorum. Vehicle istiyorum arkadaşlar. Buna da 6 tane alıyorum. Bu 3 tanesi kömür çeliğe. Bu 3 tanesi demir çeliğe gidiyor. Ve yeni bir para kazanma rotamız oluşuyor. Evet. Bunlardan ciddi oranda para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Nerede bizim araçlarımız? Bak bu araçlar mesela şu an 4'te 4. Abi çok azalıyorlar bu arada ya. Sen niye bir şey almadın? 4'te 4'ün var senin. Kömür çeliğe gidiyor çünkü. Tamam. Şimdi bize ne kadar para kazandıracak ona bakacağım. Buraya gelen taş bize ne kadar para kazandıracak onu görmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada yeniden hatırlatıyorum. Abone olursanız, beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Twitch yayınlarına ve Discord hesabına sunucusuna katılırsanız öperim sizleri. İlk aracımız geliyor 4'te 4 ile. Bakalım bize ne kadar kazandıracak. Şu ana kadarki gideri eksi 4.000 dolar bize. Durdu ve 16.000 kazandırdı. Yani şu an 12.000'lik bir kar elde ettirmiş oldu bize. Burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Gittikleri rota ne kadar uzunsa o kadar para kazandırıyorlar size. 12.000 daha geldi. Bunlar demek ki bize 12.000 getirecek. Bu kesin olarak anladığımız bir şey. Ama şu zaman aksın, zaman ilerlesin. Ne olacak biliyor musunuz? Çok güzel şeyler olacak. Neden böyle diyorum? Daha fazla yük taşıyabilen daha hızlı araçlarımız olacak. Tırlar gibi mesela. Bu tırlar bize ekstrem bir şekilde. Şu an eksi 329 binlik bir kaybımız var. Bu sürekli giden para değil, şu ana kadarki kazancımızdan bahsediyor. Bunlar varmış mı buraya? Bu salaklar hala gidiyor değil mi? Dıgıdık dıgıdık. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yaşıyorsunuz arkadaşlar? Şu ana kadar eksi 4.000'lik bir zararı var bana bunların mesela. Şimdi diğerleri nerede? 3 araçlık bir konvoy çıkarmadık ki ya biz oraya. Bunlar da oradan gidiyor. Bunlar demir çeliğe bu kısımdan gidiyorlar. Çünkü demir burada. Son burada. Tamam anladım. Birazdan gerçekten güzel paralar kazanacağız arkadaşlar. Bunu ama sakın. Şimdi başka para kazanacağımız yöntemler. Biraz hızlı gideceğim çünkü her şeyi göstermek istiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum. Ya bunu aynı zamanda buraya da götürebilirler ya bu arada. Ya da şurada biriktiği zaman yapacağım. Ekstra çünkü bir şey kurduğunuz zaman da gider oluşturur. Bak burada bir sürü şeyden tuğla istiyor. Bu arada mod bu. Bunlar yok normalde. Denver Construction Material Plant. Slag istiyor, sand istiyor, marble istiyor ve stone istiyor. Aynı zamanda tuğla istiyor ve iki tane tuğla gözüküyor burada. Ama burada tuğla isteyen bir mekan yok arkadaşlar. Balık et gibi şeyler tamamen modla gelen şeyler. Workshop'tan, atölyeden, Steam üzerinden bulabilirsiniz. Bunlar da burada geziyor hala. Allah'ım ya Rabbim. Bana böyle bir şey var. Buradan odun üretip buraya gönderip kağıt yapabilirim. Ama bu kağıdı nerede kullanıyoruz? Burada kullanıyoruz. Neymiş kol? Başka ne var biliyor musunuz? Sorry. Buradaki duyum yok ya.
buradaki kahve tarlasını alıp burada kahve üretebiliyorum. Sonrasında kahveyi nerede kullanabiliyorum ona da bakayım. Bu modu ilk defa kullandığım için tam olarak ben de bilmiyorum bu arada. Kahveyi hiçbir yerde kullanamıyorum galiba. Ya buraya buğday tarlası koymuş. Arkadaş ben buraya nasıl kanyon burası ya. Buraya atları iple mi çıkartayım arkadaşlar? Benim çok canım sıkılıyor, sinirlerim bozuluyor. Burada fena bir birikim var. Bak şu an eksi 152 kazancımız. Ve bakayım bu salaklar nerede? Şehrin içinden doğru gidip hala bana para kaybettirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bozuluyor ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ekmek burası istiyordu değil mi? Şu Miramar için bir ekmek oluşumu yapacağım. Orada 1.260.000'miz var. Paramız da gerçekten bitmek üzere. Seni direkt buradan alacağım çünkü kısa mesafede bu mekana ulaşmalarını istiyorum. Bunlara bakacağım bir dakika. Kurbanlı country. Ve daha bu kadar şey gitmeyeceğiz dedik ama dandik de gitmeyelim arkadaşlar. Düzgün dönsün. Şimdi buraya bir truck stop yapıyorum. Böyle bir truck stop yaptım. Bir de buraya yapacağım. Buranın görseli çok güzel bu arada. Bunlar tamamen görsel bu arada arkadaşlar. Bunlar gidebiliyor. Şu önemli olan fabrika kısmı. Şimdi yeni bir line oluşturuyorum. Buradan buraya bir line. Buna da diyorum ki buğday. Buğdayı alıyorum. Ekmeğe çeviriyorum. Bu birinci hattım olacak. Ondan sonra buradan 3 tane alıyorum. Ve diyorum ki siz arkadaşlar buğday ekmeğe gidiyorsunuz. Buradaki arkadaşlarımız vızır vızır hemen çıkmaya başladılar. Bunlar bir dörtlü daha aldı geliyor. Şu an ekste gördüğünüz gibi. Ne kadar yolda zaman harcarlarsa şöyle düşünün, atın ihtiyaçları, onu atı süren insanın ihtiyaçları var. O da sürekli size gider çıkartıyor. Bunlar yavaştan gelmeye başlamış. Eksi 5, 5.000'lik bir gelir var. Bunlar kısa mesafede tıkır tıkır gidecekleri için bize büyük avantaj sağlıyorlar. Bunu unutmayın. Şimdi bir de şöyle bir yöntem var. Bu işin kargo kısmı arkadaşlar. Bu işin kargo kısmı. Ama ve lakin bu işin bir de insan versiyonu var. Yani otobüs, tren gibi insanları ulaştırabileceğiniz bölgeler var. Bunu da şöyle yapacağım hemen. Ben bu Fairfield'dan New Orleans'a bir şehirler arası otobüs hattı çekmek istiyorum. Otobüs değil, at arabası hattı çek. Burada o yüzden buildingslerde bus ve tram stop var. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın. Şimdi bu insanların yaşadığı bölgeler. Üstünde herhangi bir ibare yok gördüğünüz gibi. Ama bir de kutu ve tuğla işareti olan bölgeler var. Bunlar sanayi bölgeleri. Yani buraya yapmanız hiçbir şey değiştirmeyecek şunu. Çünkü bu yolcu station. Buraya truck station yapmanız lazım. Eğer bir malı buraya getirmek istiyorsanız. Ben hatta şöyle bir loop stop'u kullanmak istiyorum. Loop stop'ı böyle koyalım. Buradaki herkesi işine alıyor gördüğünüz gibi. Loop stop burası. Burada direkt otobüs durağı var. Buradan gelip gidecekler. Hatta hazır bunu yapmış iken bunu da şurayla bağlayayım. Too much slope diyor. Çok fazla yükselti var diyor. Sen de haklısın. Valla sen de haklısın. Hiçbir şey diyemiyorum. Bu çok iğrenç oldu ya. Bunu var ya böyle bir move it'le falan değiştirdim. Neyse tamam. Orası öyle kalsın. New Orleans'a gidecektik. New Orleans burada. Buildingslerden loop stop'ımı alıyorum. İnsanların oturduğu yer buradaymış. Şöyle bir loop stop yaptığım zaman bayağı bir bölge içine alıyor. Çok güzel. Hatta görsel olarak da diğerine göre çok daha güzel oldu diyebiliriz. Şimdi buraya bir yeni bir line çekiyorum arkadaşlar. Buna diyorum ki Fairfield, New Orleans, şehirler arası otobüs hattı. Ve Fairfield Road Depot'u alıyorum. Passenger yapıyorum. Bu 3 kişi taşıyabiliyor. 4 kişi taşıyabiliyor.
Aynı hızda bu çok daha güzel ama. Bundan arkadaşlar 5 tane alıyorum. Ve bu 5'ini de Fairfield'la New Orleans hattına gönderiyorum. Şu an param hiç kalmadı. Bunlar çıkmadı. Param olmadığı için mi çıkmadı? Hayır, bir dakika şu. Göndermemişiz galiba. Dur, gidemiyorlar. Gidemiyorlar. Niye? Gidememelerinin sebep olarak param yok. Bir dakika. Quarter build'layabiliyorum. Dur, param yok. Finance'den dakika, bro demem lazım. Tam bulan. Headquarter ne işe yarıyor ona bakmak için buraya bir onu bilmiyorum bu arada headquarter'a. Headquarter istediğim yere yapabiliyormuşum. Tam şu road depot'un karşısına bir headquarter bize ne gibi bir avantaj? Ben mesela ben deli oluyorum ya. Buraya yapacağım. Direkt aslında şeyi gösteriyor ya. Tamam, bizim mekan Mr. K Transport diye geçiyor zaten. Tamam, şimdi ben bunları bu rotaya yine çıkartamıyor muyum? Oğlum bir dakika, ben bir hata mı yaptım? Evet, hata yaptım. Ben bunu At station demedik. O yüzden herhangi bir hattı yok bunun. Tamam. Şimdi çıkacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu biraz daha şekil düşkullu abimiz aynı ama. Görüyorsunuz. Daha şekil. Şimdi burada New Orleans'a gitmek isteyen arkadaşlarımız buradan direkt olarak bu bölgeye erişim sağlayabilecekler. Ben şuna bir tıkladığım zaman aslında bu her yeri içine alıyor. Çok da güzel. Yani buraya herhangi bir otobüs hattı kurmama gerek yok. Şuradaki adam buraya gelsin diye bir otobüs hattı çekebilirim. Ama orası sanayi bölgesi. Şimdi bir geldik bir kısma daha. Burada burada production olması lazım. Bu production olması için de şimdi artık buraya Fairfield'a tuğla götürmek istiyorum ben. O yüzden bu kısma tuğlalar burada olduğu için böyle yaptığım zaman bakın tuğlaların hepsini içine alıyor burada. Ben buraya yeni bir line çekiyorum. New line'ımız ve diyorum ki tuğla Fairfield 1 diyorum. Ve buraya diyorum ki şuradan şuraya gidecekler. Ve Fairfield Road Depot'umdan 3 tane alıyorum. Ve diyorum ki artık tuğla yapabiliriz. Tuğla üretebiliriz arkadaşlar. Buraya bakayım çıktılar mı? Çıktılar. Tamam. Burada üretilecek olan tuğlaları gidiyorlar ve alıyorlar arkadaşlar. Bu da supplier'ı burası. Herhangi bir üretim görmüyorum burada. Yetmiyor mu acaba ya? Kaç tane tool, kaç tane mesela stol istiyor? Dur bakayım göreceğiz. Bir dakika şimdi. Bu taş mı getiriyor? Tuğla Fairfield bu tamam. Ama tuğla üretilmiyor şu anda. Bizim ihtiyacımız olan şu gelen arkadaş. Hadi gel Bappa. Bunda şu an herhangi bir üretim yok.
da boş boşuna gidecek şimdi tekrardan bu bölgeye. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şunun kısmına bakmış. Bu bana 4 tane getirecek. Tamam. Gördüğünüz gibi tuğla hemen üretilmeye başlandı. Count'umuz. Birazcık para kazanmaya başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tane mi pet? Ya şu an asıl problemimiz ne biliyor musun? Bu at arabalarının ciddi oranda çok az mal taşıyor olması bizim şu anki temel problemimiz arkadaşlar. Bunlar bu kadar az taşıyor olmasaydı biz de bu problemi yaşamıyor olacaktık. Şimdi ilk bölümü burada noktalıyorum. İlk bölüm bir temel başlangıç, bir pilot bölümdü. Materyallerimizi aldık. Yavaş yavaş para kazanma kısmına geçmemiz lazım. Bugünkü şimdi Twitch'te gelmesini istiyorsanız bana söyleyin. Twitch'te bunun yayınını yapalım arkadaşlar. Beraber hep beraber oynayalım. Football Manager'da yakında başlayacağız. Sizlere öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Twitch'e de bekliyorum. Discord'da da bekliyorum arkadaşlar. Biraz yoğunlaştıralım artık şu işleri. Allah aşkına bak, gerçekten birazcık heves gelsin istiyorum tekrardan bana. O yüzden bu kadar enerjik davranmaya çalışıyorum. Ve sizlere öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.